Kızım çileğin zamanı değil mi? Gidiyor. Ha, susamış. Gel. Aynen. Bakalım. Bu gidelim. Gel bu tarafa gidelim. Bakalım. Balık ne kadar? Elma 8 lira. Evet. Çok dolaşmayacağım zaten burada. Gel bakalım. Şura neymiş? Gel şuradan geçelim. Bak çok güzel yelekler varmış. Alper abine, Aytu abine göre. Ama bugün ellerimiz kollarımız çok dolu, fazla şey yapamayız. Bak çok güzel. Gel şuradan çıkalım. Elindekileri o pazarda yere falan koymadın değil mi kızım? Yani unuttuğumuz bir şey olmasın. Tokacı nerede? Şu tarafta mı? Ha yok, buradaymış. Gel. Yüksek ülke buradan çık kız. Gel kızım. O senin bu yine 20 dolsun. Orada desem ki 600 kimse almaz. Gel. Bayağı rengarenk tokalar var. Lütfen. Kızım zamanımız yok. Neye bakacaksın? Haftaya geliriz onun için. Bugün zaman yok fazla. Bırakma elinden şeyleri. Hadi hadi. Hadi ailen. Ne var yok? Şu şeylerden yok değil mi, değişik benim baktıklarımdan? Ha şuydu. Evet. Hadi gel. Yavaş. Kapının olduğunu nereden biliyorsun? Hadi kızım yavaş yavaş gel, yavaş yavaş. Şu tarafta bana ağır başka yok galiba. Ya. Tamam şuradan çıkalım, hadi gel. Hafif olanlar var, bana çok ağır bunlar. Bak bunlar da çok güzelmiş. Canlar biz pazardan geldik. Sağlık ocağına gittik, markete dolaştık. Sonra pazara geçtim. Pazardan da işte meyve falan aldım biraz. Şöyle neler aldığımı şöyle kısaca göstereyim size. Hurma aldım. Kış hurması. Şöyle tere aldım. Tere güzel oluyor yemeklerin yanında. Elma aldım canlar. Elmanın kilosu 10 liraydı. Hurmanın da kilosu 14 liraydı. Tere, bir bağ tere 500 liraydı. 500 diyorum ya, 5 liraydı. 500. Sonra üzüm aldım canlar. Üzümün kilosu 10 liraydı. Muz aldım. Muz da 17 liraydı. Salatalık ne kadardı ya? Herhalde 10 lira mı neydi? Salatalık da öyle bir şeydi galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Salatalık da öyleydi. Sonra şöyle kuzuma topa aldım canlar. Şunu beğendi ailem. Şöyle güllü, pembe gül şeklinde. Ondan sonra bunu beğendi. Böyle tavşan. Şöyle mi yapalım? Şöyle tavşanlı. Bir de bu ayıcıklıyı beğendi. Şöyle. Bir de bunu beğendi. Yani şöyle 3 tane de ailene toka aldım teyzeleri.
Bunları beğendi. Bunları ben 2 hafta önce gittiğimde her bir tanesini 5 liraya almıştım. Zaten 2 tane almıştım haline. Tam 2 hafta önce gittim. 2 hafta önce 5 liraya aldım arkadaşlar. Şimdi 7,5 lira. Hatta tezgahın birinde 10 liraydı. Başka bir tezgaha geçtim. Orada da 7,5 liraydı. 3 tanesini 20 liraya şey yaptı. İyi dedim, hadi 3 tanesi 20 lira ne yapar? 7, 14, 21, 6, 80'e falan mı geliyor? Öyle bir şey. Yani ne çabuk zam koydunuz? Ne çabuk zam koydunuz Allah aşkına ya? Bu şeyleri kaç liraya aldın damlaları? Onlar da işte 6,5-7 miydi? Öyle bir şeydi galiba. Markette 6,5-7. Öyle bir şeydi. Çekimde bile 6 lira. Böyle canlar, çocuklar da mark... Ha bir de ne aldım? Tavuk aldım. Şimdi hemen yemek yapacağım. Pazar alışverişimiz böyle. Canlarım. Su içmek istiyorsan o bir kere çalkalayayım, bir kere iç. İşte öyle. Elin ıslanmasın. Ben de. Getir hemen. Ben de kaşıkla içeceğim. Bak. Yeni icatlar çıkarmayın. Ama tamam mı? Ben bir tane isterim. Ben de bir tane isterim. Canlar hemen. Şöyle bir yıkayayım. Tavukları doğrayacağım. Bezelye yapacağım. Şurada. Şöyle. Mutfağın markanın bezelyesi var. Demin de şeyde. Bir markette mutfağın markanın şeyini gördüm. Mantısını gördüm. Acaba alsam mı, almasam mı falan böyle kararsız kaldım. Burada balıklar var. Ne koydun? Tencereyi de almadım. Kaç aldın? Şunu da yapayım. Şöyle. Çilekli. Daha güzel oluyor yemek. Ben kaşıyım. Nerede? Şöyle mi yapsam? Kemiği alınmış. Şeyden aldım bu sefer. Tavuğu. Filmden aldım. Abla size bir şey yazıyor. Normalde gelip biz genelde Beyza tavuktan alırız. Kırmızı. Oraya günlük taze geliyor ya. Haydi diyor. Hayır, kırmızı olan. Mavi. Valla eve geçtim. Daha sadece bir pazar alışverişini gösterdim, çektim. Daha kaldırmadım pazar alışverişini. Hepsi masada duruyor şu anda. Önce dedim yemeğimi hemen koyayım hocam. Pazarda kalabalık mı? Açamıyor musun ya? Vallahi yoruldum. Anne, ama ben bebekmişim. Anacığım fiyatlara hayret ediyorum. Fiyatlar hiç mi yerinde durmaz ya? Hiç mi yerinde durmaz bu pazar fiyatları, market fiyatları? Markette pek fazla bir şeyin fiyatına bakmadım. Aa, aynen şeye bakacaktım, unuttum bak. O fırça tarak var ya, pazardan bakacaktım, unuttum. BİM'de baktım ben, BİM'de vardı da biraz pahalıydı BİM'de. Ben bir de pazardan bakayım dedim. Bekleyeceğim. Yani takı tok aldığımız şimdi yerden, işte ailene tok aldığımız yerden fırça tarak bakacaktım. Unuttum. Sen BİM yapacaksın. Gerçi tokaların fiyatlarını göreceğiz. Tepem attı. Ondan unuttum BİM'de herhalde. BİM. Çünkü şey... BİM'de. 5 lira aldım tokaların. Çabuk 7,5 10 lira oluyor ya. 2 hafta önce oldu. Şimdi canlar. BİM. Alo. Dur ben sana yedireceğim. Önce yemeği bir bastıracağız. Sarı kemeri. Sana yemek yemedi. Şu yeter.
geri kalanını tekrardan doğrayacağım. Herhalde onu da çocuklara kavururum. Yeah.
Ne? Yok. Aldın mı yaptık? Aldın ama. Hı? Bu iki tanesi daha ucuza geldi. Ondan mı aldın? Ondan aldım. Tamam. Ekmek aldın. Bir de ne? Ekmeğini koy, ekmekli oğlum. Dışarıda kalmasın, kurumasın. Bitti mi? İkisini de mi yedin? Evet. Falan doğrayım yemeğin. Bile. Ver abine yesin anneciğim. Şimdi canlar. Şöyle koyayım hemen soğan alıp geliyorum. Dur yavaş. Bekle. 10 dakika 15 dakika kadar pamuk olur. Başka bir şey yeme. Üstünü değil şu arada Aysu. Üstünü falan değişe dur annem. Hadi. Öbür bıçak nereye gitmiş ya? Aa, X'de kirliymiş. O zaman şuna da. X'de kirliymiş bıçağı. Valla canlar. İlaç yazdırdım. Ya ailenin işte kaç günden beri öksürüyor, burnu falan akıyor. Evdeki ilaçlardan veriyordum ama evdeki ilaçlar da az kaldı. Ardından işte Yakup rahatsızlandı falan. Gittim işte aileni muayene ettirdim. Ailene ilaç yazdırdım. Bir de ben bir iki ilaç yazdırdım. Vallahi 115 lira tuttu ilaçlar. Hadi be çabuk ol. Yoruldum valla. Hiç oturmadım. İnanır mısınız? Hani yatıyor içeride. Şimdi kalktığında acıkmış olur. Hiç oturmadan direkt yemek işine giriştim. İnanın öğlen yüklediğim yorum şey videonun daha yorumlarına bile hiç bakmadım. Hiç bakmadım. Saat 12 çeyrekte video açılıyor, yüklenmiş oluyor ve açılıyor. Ben zaten 12'de Aylin'i almaya gittim.
Aylin aldıktan sonra arkadaş illa ısrar etti. İlla gel kahveye, başka öbür arkadaşlar da geliyormuş. İlla kahveye gel, illa kahveye gel. Kız dedim sağlık ocağına gideceğim, kahveni iç öyle gidersin. İyi dedim, hadi bir. Hemen dedim, çabuk hemen mutfağa geç, hemen çabuk yap kahveyi dedim. Artık hemen hızlı hızlı o da kahveyi yaptı. Oturduk bir yarım saat, sadece bir kahve içimi, oturduk kahveyi içtik kalktım. Eve geldim. Aylin üstünü değiştirdi. Bir 10 dakika sürmedi evdeki durmam yani. 10 dakika bile sürmedi. Hemen çıktık. Ondan sonra canlar koştur koştur sağlık ocağına. Sağlık ocağından markete, marketten pazara, pazardan sebze pazarı ayrı, kıyafet giyim pazarı ayrı. Oradan da giyim pazarına geçtim. Ellerimiz kollarımız dolu. Oradan eve gel. Diyorum ya, telefonu hiç açıp bakamadım. Telefonu hiç açıp bakma fırsatım olmadı. Ancak şu yemeği bastırırım şöyle bir. Ondan sonra 5 dakika hem dinlenme bahanesi hem de sizden gelen yorumlara bir bakarım. Efendim Onur? Ellerini falan yıkadın mı? Sabun var mısın ellerine? Hadi bebeğim. Canlar yağını koydum. Tavuğumu azıcık şöyle bir 10 dakika kadar hafif kendi suyuyla haşladıktan sonra yağını koydum. Zeytinyağı biliyorsunuz. Soğanımı da koydum. Altını kıstım hemen soğan yanmasın. Yani tavuk soğan hemen böyle şey olmasın diye. Bu arada burada da çocuklar için ayrı kavurma yapıyorum, tavuk kavurması. Onu da kendi suyuyla yine birazcık haşlanacak. Ondan sonra yağlayıp, baharatlayıp kavuracak. Şimdi domates rendeleyeceğim, havuç doğrayacağım. Havucunu bol koyacağım. Çok güzel oluyor çünkü. Şeyde. Patates de koyuyor da ben pek koymuyorum patates bezelyeye. Sadece havuç ve bezelye. Bu arada tatile de girdik çok şükür Allah'a. 9 günlük tatile girdik. Efendim. Efendim. Daha senin doğum gününe var var. 10 kaç gün kaldı Alper? Bugün ayın 26. 11'e 26'sı. He? Birisi bugün 11'i. 11'e 26'sı mıydı? 15 gün var. 15 gün var, 15 gün. Soruyor o doğum günüme kaç gün kaldı diye. Allah'ım. Ya 2 hafta var. Valla. Çok güzel oyuncaklar vardı pazarda. Markete de gelmiş. Tamam oğlum, tamam. Birazdan bakarım. Seni baldırmayacak. Sen eşofmanını niye çıkardın? He? Anne o bacaklardan yesin diye mi? Söyler misin? Marketten aldım. Pilav var zaten. Isıtacağım. Bu hediye açtım abi. Bu anne. Bir dakika. Kızım, biraz da karabiber koyuyorum arkadaşlar. Salça koydum, karabiber koydum. Bunları çıkıp kaldırmayın, bunlar tamamen olacak.
Pul biber soracağım ama pul biber. Annemin aldığı pul biber bana pek acı gibi gelmedi. Bilmiyorum. Şuradan koyayım bakalım. O gün ben hani dün şeye çocuklar patatesli yumurtayı çok seviyorlar. Onlara şöyle patatesli yumurta yapayım dedim. Ona koydum pul biber. Onu da biraz fazla koydum. Ay dedim şimdi acı olursa çocuklar yiyemez, çok fazla kaçtı falan dedim. Ay yedi böyle bana acı gelmedi. Al kokusu çok güzel. Gerçekten kokusu çok güzel. Şimdi canlar hemen havucunu da koyuyorum. Hemen bak. Hazır başımdan ayrıldım. Hemen evine tutacak vallahi. Hemen bezelyesini de şöyle arkadaşlar daha önce göstermiştim. Mutfağım bezelye. Buzlu buzlu döküyorum içine. Hemen üzerine domatesini de koyuyorum. Domatesi de rendeledim. Bir tane domates rendeledim. Yeter altını tutayım. Buradaki tavuğun suyunu buna ekleyeceğim. Şu burada da çocuklar için hani şey yapıyorum ya, tavuk kavuracağım ya, onun suyunu bunun içine koyayım. Tekrardan açtım. Kapı kapattı. Şimdi yemeğimiz ne durumda bir bakalım canlar. Vallahi burada bir yandan yemek pişerken yani bir yandan kavuruyorum, bir yandan da habire çıkan bulaşıkları halletmeye çalışıyorum. Canlar şöyle suyunu koyalım. Suyunu biraz fazlaca koyuyorum ben. Böyle biraz sulu seviyoruz. Ekmek banmayı falan seviyoruz. Şu anda bu iyi bence. Biraz tuz atalım. Şimdi bir kaynasın fokur fokur. Ondan sonra altını kısarız. Şimdi ne yapalım? Diğerine bakalım. Tavuğumuz da kavruluyor bir yandan. O da zannedersem bunun da şeyi tamam gibi. Bunun da yağını falan koyayım. Evet bence iyi, bu da iyi. Niye öyle yaptın anneciğim? Şimdi canlar sıra oğlanların yemeğinde. Oğlanlara da şöyle kavurma yapıyorum. Tavuk böyle kendi suyuyla haşlandı. Tuzunu da zaten haşlanırken koymuştum. Altı bunun kısıkmış. Açalım şimdi biraz. Azıcık yağ ısınsın. Yağ ısındıktan sonra baharatlarını koyacağım. Kekik de alayım yanıma. Video çekimi yaptığım için şu an yemekler pişerken maalesef aspiratörü açamıyorum. Çünkü aspiratörü açtığım zaman biliyorsunuz videoda çok ses oluyor. Şimdi canlar biraz yine aynı baharatlar hemen hemen karabiber.
kekik. Ve toz biber. Masanın üstüne koyuyorum. Anneciğim, çocukların elinin altında olduk ya. Onun fiyatı, onun şeyi, ücreti 10 liraydı. İyi oluyor. Verdin mi? Götürüyorum. Niye söylemedin bana? Unuttum seni. Bana hem kartlar bitmiş. Kart bitmiş onun içinde Clash Royale kartı. Ne? Herkesten farklı bir canavar vardı. Meyve olarak en ucuz meyve mandalinaydı. 6 liraydı mandalinanın kilosu. Yani her kartında alalım koleksiyon yapayım. Farklı farklı bir tane koleksiyonum olsun da alalım. Geçen hafta da almıştım üzüm, bu siyah üzümden. Koydum masanın o üstüne, yıkadım hepsini, bir kısmını dolaba, bir kısmını masanın üstüne. Vallahi gittim geldim yedim, gittim geldim yedim. Hadi ya, tamam masa yiyelim. Ya beyaz üzüm hiç yoktu, beyaz üzüm olsaydı ona çocuklar için de beyazını alacaktım. Yani yeşil üzüm. Maalesef yoktu. Ne için annem? Puan için. Başka ne için olsun? Tam bakarız. Meyvelerin altına da şöyle tabak koydum ki tezgah da ıslanmasın geri diye. Geçen haftaki aldığım da çok güzeldi, şeker gibi.
Şunları yıkamayı unutmuşum canlar. Çocukluktan sonra ilkokulda kahve yiyor ve dayak yiyor. Ezel'le yemeğin yanına cacık yapacağım. Cacık büyüyor. Geç kalan oluyor. Ufaklara evine elektrik bilgisi alacakken bilmediğim sıra gibi elektrik bilgisi sipariş ediyor ve ıspanak da vardı. Kilo şeyi yani 10 liraydı. Ucuz ıspanak vallahi. Kilosu 10 liraydı. Almadım ama. Birkaç gün sonra alırım ya. Şöyle. Getireyim. Biraz böyle suda bekleteceğim. İlk şeyi topraklı topraklı suyunu aldım attım döktüm. Biraz böyle suda bekletsin. Şu da şurada böyle suda beklesin. Güzel. Ay, şimdi ne yapalım canlar? Ne yapalım? Pazardan aldıklarımızı bir güzel yıkadık. Yemeğimize bir bakalım. Yemeğimiz ne durumda? Fokur fokur kaynıyor. Altını kısmadım. Böyle özleşsin diye. Bayağı da güzel görüntüsü falan. Çok güzel. Harika görünüyor. Artık altını kısacağım ve kapağını da kapatacağım. İki renkli mi? Nasıl oluyor? Gördün mü abi, iki renk. Şimdi kapağını kapatalım. Bu arada ben ne yapacağım? Canlarım. Yemeğim hazır sayılır artık. 5-10 dakikaya kadar oldu. Tamamıyla pişer. Cacık yapacağım. Arkadaşım. Hadi ya. Kız. Hafif ala bırakacağım ya. Ya ile ne güzel oluyor. Ketçap ve mayonez. Taze ya kabuğu. Taşır. Bence şu kalsın şu. Burada domates var. Burada salça var. Burada lezzet var. Burada var, yağ var. Rendelesem mi? Valla şu an rendeleme kolayıma geliyor canlar. Rendeleyeceğim ama rendeyi nereye koydum? Ben demin yıkadım rendeyi. Valla şu an rendeleme kolayıma geliyor. Bir güzel rendeleyeceğim. Çünkü gerçekten çok yoruldum artık. Benim şu an ayaklarım daha ağrımaya başladı. Hemen önce yemek pişseydi hemen bir oturup hemen yemeğimi yemek istiyorum. Çok acıktım. Anne de yatıyor. Oğlanlar yemeği yiyorlar. Onlara tavuk kavurması yaptım ya. Onlar yiyorlar şu anda. Dolapta pilavım var dünden. Pilavı da şimdi ısıtacağım. Alabilirsiniz. Sen koy. Koy içine. Mutfağın ağzı yanına gidiyor.
Bitti mi? Evet, bitmiş. Kalsın sarımsak soyup rendeleyeceğim. Canlar rendelediğim salatalıklarımın içine kuru nane, tuz koydum. Bir de sarımsak rendeledim. Şimdi İstersen düz dünya olsun, istersen yoğurdumuzu da koyalım. Güzel bir seed. Ondan yeter bu. İstersen de harita yükleyelim. Bakın bazıları çocuk yaparken şöyle yapıyor. Salatalığı falan rendeledi ya da doğradı ya. İşte kuru nanesini, tuzunu, sarımsağını da koydu. Üstüne de yoğurdunu koydu. Yoğurtla şöyle bir karıştırmadan suyunu koyuyor. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? Yoğurt kesnik kesnik oluyor. Ne yapacaksınız? Yoğurtla salatalığı iyice bir karıştıracaksınız. Öncesinde kuru nane, tuz ve sarımsağı karıştıracaksınız. Hafif bir sulanacak salatalık. Ondan sonra yoğurdu koyup yoğurtla beraber karıştıracaksınız. En son suyunu koyup suyunu da böyle azar azar ekleyip ondan sonra en son suyunu koyup karıştıracaksınız. 3 aşama. 3 defa karıştırma var yani. Yok 2 mi? 2 defa karıştırma var. Şimdi suyunu da ekleyeyim. Yani bunu bazen böyle hepsini birden koyup bir seferde karıştırıyorlar. O zaman da yani cacık hiç güzel olmuyor. Özlü özlü olmuyor. Bakın bu. Suyunu da böyle azar azar veriyorum. Bence şu kıvam iyi. Biraz daha yeter. Bundan daha cıvık olursa sevmiyorum. Bazı yerlerde daha katı yapılıyor. Böyle neredeyse yoğurdun içine hiç su koyulmuyor gibi bir şey. Bizim burada cıvık yapılır. Ama bundan daha cıvık yapanlar da var. Ben de öyle tadını lezzetini bulmuyorum. Yani bence en güzeli bu. Canlar soframı hazırladım. Bezelyem böyle canlar. Çok güzel pişmiş cacığım burada. Yalnız ben tek başıma yiyorum. Ali hala yatıyor. Uyanmadı ama biz çok acıktık. O yüzden bekleyemeyeceğiz. Şöyle yıkadığım tereyağlardan koydum. Yeşillik bol bol yemeliyiz arkadaşlar. Aslında roka da alsam iyi olurdu ama neyse. Tere koydum. Cacık, turşum. Yemeğim burada. Pilavım. Ne yapıyorsun Yakup? Pilavımı da ısıttım. Yakup durur musun oğlum? Ben oğlanlar yediler zaten. Bugün parça parça oldu vallahi bizim sofra. Ali de uyanmıyor baktım. Ellemeyeyim dedim uyusun. Çünkü gece vardiyasından geldikten sonra hiç uyumadı. O yüzden artık o uyusun. O da kalkınca yer yemeğini. Bize afiyet olsun. Afiyet olsun. Görüşürüz.